Kazanız mübarek olsun, kılıcınız keskin olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun cümlesi MHP grup toplantısında Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından son söz olarak ifade edilen cümlelerdi. Bugün MHP'nin grubu vardı. Bütün mevzulara değindi. Özellikle İdlib'de yaşananlar, sınırda yaşananlar, içerideki muhalefetin ve dışarıdaki muhalefetin tavırlarını yorumladı. Buna başlayacağız. İçerideki ve dışarıdaki derken dışarıdaki muhalefet CHP. İçerideki kim bilmiyorum yani. Bunu artık içeride saymıyorum ben bu adamları. Çok ağır konuştu zaten. Evet yani öyle çok ağır konuştu bugün ya. Yani. Vallahi şöyle söyleyeyim ben. Rekan sen giriş yaptın ama çok fazla vaktimiz olmadığı için herhalde hızlı gideceğiz. Evet. Ama şöyle söyleyeyim. Bu Şehitler Tepesi meselesi öyle bir dokundu ki hepimiz. Yani sayın sadece Sayın Bahçeli değil. Türkiye'nin birçok hatta birçok CHP'li dostlar arkadaşlar dünkü programdan sonra ben mesajlara baktığımda gördüm. Onlara da dokunmuş. Yani Kılıçdaroğlu saçmalamasına alışırız. Normaldir ama bu saçmalığın ötesinde bir şey. Yani böyle bir ortamda ya onu söyleyecek bir şey değildi. Biraz tarihten de örnek vererek neyin ne olduğunu anlatmaya çalıştı. Yani İdlib'den vazgeçersen ileride bir gün olur Hatay'a da göz dikerler. Kilise de bakarlar dedi ama çok doğru bir yerden vurdu. Tebrik ediyorum. Yani olması gereken bu. Toplumsal mutabakat dediğimiz şey. Dün zaten başlıklarımız onun üzerine ama bir şey hatırlatalım. Bir fotoğrafı hatırlatarak söyleyeyim. Bravo. Bugünün geleceği dünden belliydi aslında bakarsan. Cenaze namazında, şehit cenazesinde elini cebinden çıkarmayarak evet, Devlet Bahçeli o oldu, evet. Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmamıştı. O fotoğrafı verin isterseniz arkadaşlar. Videosu da var gerçi ama fotoğrafta işimizi görür. O görüntülerle, şu görüntülerle. Elini cebinden çıkartmadı. Evet, elinizden. Koronavirüsten dolayı tokalaşmayın falan diyor ya, ondan dolayı herhalde. Belki de elim çamurlanmasın diyedir. Adamın her tarafı vallahi çamur bugünkü, olduğu için. Bugünkü cümleye baktığın anda, bugünkü CHP ile ilgili söylemine baktığın anda. Çamurdan dolayıdır bari geliyor. Aslında dünün geleceği bugünden belliydi. Hiç yüzüne bile bakmıyor. Geçiyor. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Yani burada bir Kılıçdaroğlu'nu şeytanlaştırma ya da Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyma gibi bir tavır söz konusu değil. Kılıçdaroğlu'nun kendisi zaten bu yolda hani gönüllü çıktım diyorlar ya. Gönüllü çıkmış vaziyeti. Şeytanlaştırmak da diye bir şey olmaz. Niye? Yani işte onu söylemeye çalışıyorum. Yoldan gönüllü çıkma hikayesi vardır ya. Evet. O konuma kendisini otomatikman söylemleriyle, icraatlarıyla, ifadeleriyle kendi kendini kondurdu zaten. Koydu o alana. Tabii. Ve o alana koyduktan sonra da kendisi yoldan gönüllü çıkan birisine de kalkıp el uzatmanın çok manalı olmadığını, bir anlam ifade etmediğini düşünmüş olacak ki MHP Genel Başkanı, MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli elini uzatmaktan imtina etti. Buna ilgili çok konuştular ama şunu söyleyeyim. Yani de işte daha önce sıkmadı. Veyahut da işte devlet falan filan diyorlar ama şöyle bir unutmayalım. Bürokrasi değil burası. Bir devletin meclisi de değil. Bu özel bir alanda bir cenaze olduğu için o da bir siyasetçi. Doğru. Bürokrat falan filan olsa başka türlü tartışırsın. Bu bir tavırdır. Yoksa başka yerde olur. Başka bir devlet merasim vardır. Bir protokol vardır anladım. Ama burada Devlet Bahçeli bir duruşu var. O duruşundan dolayı dediğin gibi şeytanlaştırmaya gerek yok Kılıçdaroğlu'nu. Zorlamaya gerek yok. Zaten hali öyle bir hal. Özellikle çabalamaya gerek yok. Yani. 83 milyon tek yumruk demiş Sabah gazetesi manşette. Ah İdlib ah sür manşetiyle Hürriyet gazetesi İdlib'i yazmış. Oraya girmişler, fotoğraflamışlar. Kaçakçıyla bot pazarlığı yine birinci sayfada gördüğü haber. Akşam manşeti çok güzeldi bugün, çok hoşuma gitti. Mustafa Kartoğlu'nu tebrik ederim. Türk gibi düşmanın olsun başlığıyla evet, bir ambulansla çıkmış. Kaçan. Çünkü evet ambulansla esir kaçan rejimin askerlerini anlatan bir başlık olmuş. Güzel de bir başlık atmış akşam gazetesi. Tabii bugün iki tane, daha doğrusu bu hafta iki tane önemli toplantı var. Bunlardan bir tanesi bugün saat 15'te kapalı oturumda. Kapalı oturum meclis. Partiler bilgilendirilecek. Evet, meclis bilgilendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilgi verecek, soruları cevaplayacak ve bu görüşme değerli izleyiciler 10 yıl boyunca gizli kalacak. Elbette sızanlar, sızdırılanlar, içeriden off the record gelen bilgiler hariç olmak üzere ama resmi anlamda orada bütün konuşulanlar, sorular, cevaplar, yapılan bilgilendirmeler 10 yıl boyunca gizli kalacak. Resmi olarak hiçbir şekilde bu tutanaklar açıklanmayacak. 10. yılın sonunda eğer meclis uzatmazsa ne olduğunu net bir şekilde resmi olarak öğrenmiş olacağız. İkinci toplantı Perşembe günü Moskova'da olacak bu toplantı. Sayın Erdoğan'la Putin bir araya gelecekler. Bu Suriye'de yaşananların üzerine konuşacaklar. Milliyet gazetesi zaten bunu alarak manşetine masada ne var başlığıyla çıkmış. Şimdi evet.
İlginçtir Hikmet. Yani PKK bu çukur eylemlerinde ya da DAEŞ gibi terör örgütleri Türkiye'ye yönelik saldırılar yaptığında savaşa hayır yaygarası yapmayanlar, ne zaman Türkiye kendi haklarını savunmak adına harekete geçse ve bu terör gruplarına yönelik, ben PKK örneğini veriyorum, sen Suriye'yi de anla. Çünkü birazdan Fatih Portakal'ın videosunu hazır edin, onu vereceğim. Ne zaman Türkiye kendi hakkını savunmak üzere terör grupları, terörle iş yapan gruplar, Türkiye'ye yönelik menfi düşünceleri olan ve bu yönde hareket eden, işte Esed'in askerleri gibi, katil Esed'in, işte zaten onun askeri maskeri yok yani, o ağırlıklı olarak bu şebihalardan oluşan tipler var. Şu anda onları da korku sarmış vaziyette. Bunları ne zaman ülkeye sürmeye kalksa ya da bunlarla ilgili hamle yapsa, hamle girişiminde bulunsa, hemen içimizdeki firavunlar, yani İrlandalı demeyelim diyorsun, İrlandalılar üzülmesin. O kadar kötü değiller yani. Yani o kadar olamazlar yani. Yani hemen başlıyorlar. Savaşa hayır, savaş istemiyoruz. Bak, akıl ülkeyi terk etti demiş Cumhuriyet. Ya aynı akıl PKK ile savaştığı zaman ülkeyi terk ediyor da PKK saldırdığı zaman niye terk etmiyor? Ya da bununla ilgili niye bir çift bir cümle söylemiyorsunuz? Söyleyemezsiniz. Bak, dün Fox televizyonunda işi gücü manipülasyon olan, işi gücü bu anlamda Türkiye'nin elini zayıflatmak adına girişimlerde bulunmak olan Fatih Portakal, dün yine televizyonda izleyicilerine, kendi izleyicilerine savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu, savaşmamak gerektiğini vesaire vesaire alt alta sıralayan böyle canlı cümleler kurarak Türkiye'nin düşmanlarının ekmeğine yağ bal sürme hamlesini sürdürdü. Şimdi bunların içerisinde, şimdi Devlet Bahçeli şey diyor ya, ne şehit bilirsin, ne tepe bilirsin. Ondan sonra bunun adı düpedüz şehitlere hakarettir, bunun adı düpedüz ihanettir, hainliktir cümlesini kullanıyor ya, şehitler tepesinde bir tane şehit olmayacak bizim iktidarımızda diyen CHP'nin genel başkanına. Al birini, Murat Ekin'e. Bir dinleyelim bakalım, bak bu ne diyor. Bugünlerde çok kullandığımız kelimelerden biri savaş etmek, savaşmak, savaş yapmak. Ve bakınız, yıllar önce 2011 yılında bizim ülkemizde olmaz, yaşanmaz dediğimiz. Çünkü bizim savaşımız değildi bu. Türkiye'nin savaşı falan değildi bu. Ama bir şekilde uygulanan politikalarla olayın tarafı olduk. Olayın tarafı olunca da ister istemez uygulanan yine o politikalarla bu noktalara kadar geldik. Ve şimdi artık biz savaşın içindeyiz neredeyse. Esad kendini kurtarmış durumda. Arkasını Rusya'ya dayamış durumda. Biz kendimizi o savaştan korumak istiyoruz veya o durumdan, bundan sonra sıçrayabilecek olaylardan, yaşanabilecek olaylardan kendimizi korumak istiyoruz. Ve bizi yönetenler kendi politikalarını hala da sorgulamıyorlar. Sorgulamak zorundalar. Bize ait olmayan savaştan bize ait olan savaşa geldik. Aslında savaşa hayır demek gerekiyor. Bakın, Necat Esten'in çok güzel bir sözü var bugün. Boş ver, Necat Esten'in sözüne gerek yok. Aslında savaşa hayır demek gerekiyor cümlesi şunu söylüyor aslına bakarsan Fatih Portakal ve böyle düşünenler. Az önce dediğim gibi PKK bize saldırdığında ya savaşa hayır, ondan sonra saldırıya hayır, şiddete hayır cümlesini bu kadar coşkuyla kullanmayanlar, kerhen ya yarın bir gün bak, ki onu da yapmadılar biliyorsun, PKK'yı alkışlayan, PKK'ya o anlamda destek veren kendi cümleleri var. Arşivlerde, kayıtlarda duruyor. Girin internete, Fatih Portakal PKK yazın, çıkıyor zaten karşınıza. Şimdi mesele bu ülkenin içerisinde, hani o toprağa sürülmüş, ondan sonra bizim tarla sürülmüş denilen tohumlardır bunlar, bu zihniyet. Tamam. Elbette hiç kimse bir evladımızın, bir askerimizin ayağına taş değmesini istemez. Hiçbirimiz istemeyiz. Tamam. Bunların yaralanmasını, şehit olmasını, ondan sonra ister miyiz? İstemeyiz elbette. Savaş ister miyiz? İstemeyiz elbette. Kötü bir şeydir. Ama öyle an gelir ki bugün yapmadığın savaşı ya da bugün yapmadığın, almadığın önlemi bunlar 3 sene sonra, 5 sene sonra, 7 sene sonra, İşte 34 şehit değil de 340 şehit, 3400 şehit, 34.000 şehitle verme ihtimalin söz konusudur. Bugün bu önlemi almazsan, bugün senin her anlamda güvenliğine göz diken unsurları yok etmezsen, yarın bir gün senin şurada televizyona çıkıp ondan sonra bu kadar böyle rahatlıkla yayın yapmanı engelleyecek bir sürü şeyler olur. Sen bugün İdlib'de, Suriye'nin o topraklarında kendi güvenliğine kasteden bu unsurları temizlemezsen, söylüyorlar bunları. Yani bunun için askeri uzman olmaya, ona buna falan gerek yok. Yarın bir gün bu savaşı Antep'te, Urfa'da, Malatya'da, Diyarbakır'da,
Ankara'da, İstanbul'da vermek durumunda kalırsın. Verdik de. Örnekleriyle dün bot patlamalar, bombalar, DAEŞ saldırıları, PKK saldırıları, muhaberatın desteklerini. Bunların hepsini gördük Reyhan diye şunu. Evet. Bunun neyini düzelteceksin? Neyini anlatacaksın? Hakikaten portakal yine şaşırtmıyor. Yani bir şey söyleyeceğim. Ben valla utanıyorum aslında. Yani ben hala bu milletim. Utanıyorum ya, söyleyeceğim. Yani izleyicilere hakaret etmek veyahut da bunun takipçisine özel bir şekilde bir de bir gönderme açısından söylemiyorum ama utanıyorum. Eğer şu kanalda ismi de Fatih olan, soyadı Portakal olan bir moderatör çıkıp da ülke zaten savaş halindeyken bunları rahat rahat söyleyebiliyorsa ve bu insanlar bunu dinliyorsa, bu kadar insan bu kanala gidip de buna teveccüh ediyorsa, ben bu durumdan utanıyorum. Utanç verici bir durumdur. Herkes de tamam, bunu zaten, bu zaten yani şeytan şeytanlığını yapıyor. İblis iblisini yapacak. Biz burada onun iblis olduğunu, ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Utanıyorum. Onu köşeye koyarak söylüyorum. Fakat Fatih Portakal şimdi hala aynı. Biz burada yani suda, yani havanda su dövüyoruz. Resmen havanda su dövüyoruz. Bu söylediklerine baktığın zaman hiçbir şeyden haberi olmayan bir adam, Türkiye bir yerde savaşa girmiş, durup dururken başkasının adına birini kurtarmak için savaş yapıyoruz. Bizim savaş şehit veriyoruz. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyor. Öyle şeytani, salağa yatıyor. Öyle diabolik bir düşünce ki bu. Yani insanlık dışı bir şey bu. Dünya başka yerinde böyle adamları gömüyorlar. Benim acıdığım tarafta böyle insanları, böyle rezil ve kepazeyi çıkartıp televizyona konuşturup bir de buradan efendim birçok izleyici bundan bir şey anlamaya çalışıyor. Yazıyor, çiziyor, paylaşıyor. Dün gördük, kaç günden beri bakıyoruz. Utanç verici bir durum aslında. Biz burada birçok bugün manşetlere bakıyoruz. 83 milyon tek yürek memden falan bahsediyoruz. Hiçbir şeyden haberi yok. Cahil cühela. Daha yeni doğmuş. En biliyor kafalı adam. Neden haberin yok senin? Şundan haberin yok. Ya hala diyor ki başkasının savaşı. Hala dün sen burada aslında okurken o bölgeyi geçtik. Ama tabii 1, 3, 5 diyorum ya. Biz havanda su dövüyoruz. Bu adamların da kafasında ne varsa artık hiç görmüyor, duymuyor. Paldır küldür devam ediyor. Ya diyorsun ya içeride bu benim savaşım değil diyorsun. Ya bu nasıl bir kafadır ya? Bu tamamen benim savaşım ya. Bu tamamen benim varlık savaşım ya. Türkiye zaten hep böyle savaştı. Ya o zaman sen niye benim savaşım değil deyip de niye İngilizleri bırakmadık da Çanakkale'ye geçip deselerdi kardeşim. Benim savaşım değil deseydin İngiltere zaten savaşı biz orada İngiliz'e geçirmedik. Arkadan bir iki sene sonra İngiliz'e İstanbul'a geldiler mi dikler mi? Biz boşuna kaybettik, o kadar şehit verdik, öyle mi diyeceğiz? Veyahut da şunu söyleyeyim. Biraz o daha dün söylediğin gibi Abdülkadir Selvi'nin yazdığı gibi. Garda bomba patlarken bağırı çağırıyordunuz. Reyhanlı'da. Reyhanlı'dayken bağırıyordunuz. Antep'te, eylemleri düğünde. Çukur eylemleri. Ya 793 şehitten bahsediyor. ABD ki bunun için terörist değil. Çünkü bu ABD adına çalışan bir etki ajanıdır kendisi. Evet. Bize ait değilsin sen Fatih. Ama şunu söyleyeyim. Onlar buraya binlerce tır silah getirecekler. Burnumuzun dibine. Tüm dünya güçleri burada olacaklar. Adı da koalisyon gücü olacak. Doğu Akdeniz'de 14 tane ülkenin fırkateyni ve savaş gemisi olacak. Bak. Aynı zamanda burada PKK, DAEŞ gibi dünyanın tüm tehlikeli terör örgütleri burnumuzun dibinde harekat yapacaklar. Orada bölge alan savaşı yapacaklar. Bütün dünyanın PLS'leri burada vesayet savaşları yürütecek. Ve ben sığım ötesinde hiçbir işim olmayacak, öyle mi? Bu bana hiç dokunmayacak. Garda'da bomba patlamayacak. Sur'da bomba patlamayacak. Güneydoğu parçalamak isteyen bir anda 500-600 tane PKK'lı Türkiye'ye dalmayacak. Hiç dokunmayacaklar bize. Biz de salağa yatıp... Bu kadar alçaklık olmaz abi. Bu kepaziliktir. Şimdi bunun Allah aşkına susturun şunu artık ya, şu adamı ya. Susturun. Ya yani ne olduğu ortaya yani çıksın. Ne olduğu bilinsin en azından. Millet sustursun bu adam. Yani aynen tepki öyle gösterin şuna ya. Ya savaş halindeki insanı. Yani hani kafa, gösterin kardeşim. Kafa şu yani hani Erdoğan'a, yani, Erdoğan'a bu yani anlamda muhalefet ettiği zaman. Bu millet bunu susturması lazım. Beslediği canavarlar daha herkes çok doyuyorlar. Şimdi bak buna cevabı aslına bakarsan. Hani Esed oh kurtardı kendini falan muhabbeti yapıyor. Ya Esed'i sadece olumlamak için kullanan zihniyettir bu. Emin Pazarcı adını koyalım. İhanet başlığıyla aslında Fatih Portakal'a, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bunlar gibi düşünenlerin kayır ekseriyetine cevap veriyor. Birazdan Engin Özkoç'un bir paylaşımını da getireceğim ekranlarınıza, videoyu. Nasıl bir etki ajanlığı, Hikmet'in hakikaten cümlesi tam cuk oturuyor buraya. Bir etki ajanlığı yaptıklarını, gerçeği nasıl eğip büktüklerini anlamak açısından önemli. Birazdan vereceğim onu ama yazıklar olsun ya. Adını koyalım ihanet diye Emin Pazarcı bunlara şöyle cevap veriyor. Yıllarca siviller katledildi Suriye'de. El kadar bebekler topluğa verildi. Binlerce mazlum öldürüldü. Milyonlar topraklarından sürüldü. Türkiye'nin başına çoraplar örüldü. Roketler fırlatıldı o topraklardan ülkemize. Son olarak da askerlerimiz kahpece vuruldu. Tek söz etmediler katil Esad'a. Tersine
ayağına kadar gidip görüştüler. CHP'li vekillerden bahsediyor, temsilcilerden bahsediyor. Bir katili çözüm merkezi olarak sunmaya çalıştılar millete. Onca şehide rağmen bugün de bildiriler imzalayıp bu katile dolayı destek veriyorlar. Suriye'de çatışan askerlerimizin moral ve motivasyonunu bozmak ve insanlığı ayaklar altına alan bir rejimi rahatlatmak için çırpınıyorlar adeta. Kucağımızda oturup sakalımızı yolanlar bunlar. İhanet dedikleri tam da bu işte. Milli mücadele döneminde milleti arkadan vuranlardan farkları yok. Mehmetçik Suriye'de vurdukça daha çok bağırıyorlar. Subliminal mesajlarla şehitlerimize bile saldırıyorlar. Onların toprağa düşmeden önce sosyal medyada paylaştıkları Nihat Kara, şehidimiz Nihat Kara için söylüyoruz bunu. Öyle diyordu, hatırlatıyor Emin Pazarcı. Olması gereken doğru yerdeyiz sözlerine rağmen ne işleri vardı orada söylemlerini sürdürüyorlar. Adeta o aslanlar için pisi pisine öldüler algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Kelime olarak bunu kullanmıyorlar ama Fatih Portakal'da da, Kemal Kılıçdaroğlu'nda da, diğer CHP'lilerde de ve bunların dümeninde olan kitlelerde aslına bakarsanız suratlarına tükürülmesinden endişe ettikleri için bu cümleyi kullanamıyorlar. Yani pisi pisine öldü askerlerimiz diyemiyorlar. Onun yerine Şehit Tepesi boş kalacak, bizim savaşımız değil vesaire vesaireyle bir şekilde bu iğrenç cümleyi janjanlı kelimelerle perdelemeye çalışıyorlar, gizlemeye çalışıyorlar ama niyetleri tam da bu. Emin Pazarcı'nın dediği gibi hakikaten taşı gediğine koymuş. Şimdi soruyorum size demiş, bütün bu olan bitene ihanet denilmez de ne denir? Ne diyeceksin abi? Demiş Emin Pazarcı. Vallahi aynen öyle söylenir Emin Pazarcı. Şimdi bunlar rahat rahat, bunlar çok rahat olabiliyor mu anlamıyorum. Bak, yani şu şöyle bir şey yok rahat ya. Rahat konuşabiliyor adam. Yani bir savaş hani, durumunda bir iş olmaz mı? Hani toplumsal direnç diyorsun ya. Ben onu anlamıyorum. Şimdi Fatih Portakal ya yazmıştı yok. Böyle bir şey ya, dünyanın hiçbirine izin verilmez abi ya. Ya dün ya milletimiz, bak bir daha söyleyeyim, milletimiz buna gereken dersi vermesi lazım. Bunu protesto edeceksin. Buna bir tavır koyacaksın. Burada en azından ayrıl. Fatih Portakal'ı seviyorsan da buradan bu adama dersini ver. Bu adamı sustur. Bu adam bunu konuşamasın bir daha. Konuşmasın. Bir direnç ortaya koymamız lazım abi. Şunu anlayabilirim. Bir Esed'le mücadele, bir de Fatih Portakal'la mücadele bak, ediyoruz. Bak şunu anlayabiliriz. Bir de Kılıçdaroğlu. Hikmet, şu anlaşılabilir bir mesele. Yani hani savaşa hayır diye bir söylem normal şartlar altında kullanılabilir. Argümanlarını ortaya koyarsın. Tamam mı? Şu gerekçelerle savaşmayalım kardeşim diyebilirsin. Bunların temel prensibi aynen Emin Pazarcı'nın dediği gibi, bizim de burada programda bahsettiğimiz gibi, subliminal mesajlarla, ondan sonra yapılan işin ondan sonra doğru olmadığını söyleyerek, aslına bakarsan bir etki ajanlığıyla var olan gücü, kuvveti ya da Türkiye'nin attığı adımları hafifleştirmek, basitleştirmek ve çok güçsüz kılmak üzerine yapılan ihanet, bilinçli hareketler. İhanettir bunlar. Bu. Bak bunlardan bir tanesi Engin Özkoç. Koskoca CHP'nin, tırnak içinde, koskoca CHP'nin koskoca vekillerinden, grup başkan vekili zannedersen bir tanesi. Evet. Bir video paylaşıyor. Grup sözcüsü, evet, başkan vekili, doğru. Bizim zırhlı araçlarımızla ilgili. O görüntüyü bir gösterebilir misiniz arkadaşlar? Öncelikli olarak zırhlı araçları bir görelim, videosunu. Yani o zırhlı araçlar, ki zırhlı olmasının gerekçesi taşıdığı personelimizi bombalardan, saldırılardan, şunlardan bunlardan korumak üzere. Bak saldırı ki, olmuş. Başarısını ispatlamış. Bak, bir araç biliyorsun değil mi? Saldırı olmuş. Tamam mı? Saldırı neticesinde araçta bir sorun yok. Lastikler. Şarapner gelir. Tamam, şarapner geldi. Yere tuzak atarlar. Yere tuzaklı bombalar. EYP dedikleri yapın patlayıcılar, şunlarla bunlarla. Sadece lastikler gitmiş. Bunu alıyor Engin Özkoç. Tamam mı? Bir de ya da, diyor. Aynı yollarda kapan atıyorlar. Mesela parçalayıcı kapanlar atıyor. Her şey var ya. Her şeyi yapıyorlar yani. Hani bütün bunları yapıyorlar. Bizim dünyaya ihraç ettiğimiz maldır bu yani. Bak şu yani, videoyu alıyor. O kadar başarılı bir araç gibi. Şu görüntüleri alıyor. Ben Engin Özkoç'tan da okuyacağım. Tweet'ini de koyun üstüne arkadaşlar. Bir görelim komple. Hatta tweet'te görelim. Oradan da Murat okusun. Aynen öyle. Şimdi yani olay şu. Bak olay şu bak. Fikir i̇şte yapalım. Diyor. Tank paleti peşkeş çektikleri Ethem Sancak ve Katarlı ortaklarının Mehmetçikleri koruması için ürettikleri ZPT'ler diyor. ZPT bile üretemeyenler tankı nasıl üretecek? Tankın gizli bilgileri korunabilecek mi? Bu akılsızlık sürdükçe Şehitler Tepesi boş kalmayacak demiş Engin Özkoç. Yahu arkadaş, yani dezenformasyon yapıyorsanız, etki ajanlığı yapıyorsanız, subliminal mesaj vermek istiyorsanız çok affedersiniz, çok affedersiniz. Şimdi, böyle aptalca yapılmaz. Tamam, yani adama bunu sorarlar. Yani hani ya bu görüntülerde zaten bu tankın görevi korumak. Yani biz o tankı lastikleri korumak için üretmiyoruz.
Onun içerisindeki askerlerimizi korumak için üretiyoruz. Ethem Sancak'mış, Ahmet Mehmet'miş, bunların hiçbir tanesinin önemi yok. Kim üretirse üretilsin. Ama netice itibariyle askerlerimizi taşıyan bu tanklar saldırı neticesinde sadece lastikleri paramparça olduysa bundan gurur duyman lazım. Askerimizin ayağına taş değmedi demen lazım. Ama dertleri bunun değil. Dertleri bunların ne kadar çok ölü gelirse onların ifadesi. Tabii bir CHP'ye göre tabii. Ne kadar çok ölü gelirse, ne kadar çok kayıp olursa, ne kadar o çok kadar şey çok olursa, siyaset yapacaklar. O kadar çok siyaset yapıp o kadar çok neşelenecekler. Neşelenecek tabii doğru. Niye neşelenecekler? Çünkü bunların ürettiği yalan siyasetine payan da olacak tabii. Bunlar. Öyle kullanacaklar. Bu neden biliyor musun? Büyük bir hayal kırıklığı yaşadı CHP. Tam da onu söylemeye çalışıyorum. Fatih Portakal da büyük hayal kırıklığı vardı. Yani keşke 36-35 değil de 136-236 bin olsaydı da biz buradan hükümeti istifade etseydik, savaşa ödeseydik. Hani daha önce yaptılar bunu. Aynı alçak düşünce, aynı sefil süfli düşünce şunu söylemedi mi? Gezi olaylarında iki tane deyince tam o anda tam mikrofondan kesilirken keşke birkaç daha öldü daha gelse. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Halk TV'de mi? Bir yerdeydi. Öyle diyorlardı evet. Bunlar bu kafadaki insanlar yani CHP bugün Türkiye'de siyaset yapmıyor. Fatih Portakal bugün Türkiye'de moderatörlük falan yapmıyor. Gazetecilik yapmıyor. Bunlar etki ajanları. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu tür savaşlarda, bu tür harplerde sahadaki Mehmetçiğimiz orada canı pahasına göğsünü siper ederek ülkesini korurken orada o mücadeleyi verirken tüm dünya ordularında olduğu gibi içeride bir psikolojik şey vardır. Bunun yönetimi vardır. Toplumsal bir direnci oluşur. Doğru. Böyle bir şey var. Yani psikolojik harekatı vardır. Sadece sağdaki değil. Şimdi burada yaptığı şey de biliyor musun Engin Özkoç'un? CHP'nin yaptığı şey o. Kılıçdaroğlu da bunu yapmaya çalışıyor. Toplumsal direnci kırmaya çalışıyor bunlar. Yani Esed kazansa, kesinlikle orada bir darbe yesek, bir şey olsak mutlu olacaklar. Etekleri zil çalıp oynayacak bunların. Engin Özkoç'un yaptığı şey bu. Ey Esed, ey Şebbiha, ey katiller. Bakın Türkiye kötü durumda. Türkiye bunun reklamını yapıyor Engin Özkoç. Resmen bunun reklamını yapmaya çalışıyor. Propagandası bu. Normalde bakıyorsun Esed'in katilleri de mesela bir tane bir şey görüyor her yerde. Manipüle edip gördüğü şey işte bak Türk bilmem nesini düşürdük veyahut da Türkler bu duruma düştü. İşte görüntü bu. Türkler böyle bağırıyor. Askerleri esir aldık gibi yalan tezviratlarla bir psikolojik harp yönetmeye çalışıyorlar. Abi siz uğraşmayın. Şebbiha uğraşmasın. Katlesin. İtleri uğraşmasın. Türkiye'de bu iş yapacak insanlar var. Fatih Portakal dünyadan haberi yokmuş gibi Türkiye'nin savaşta İdlib'de ne işi var diyor. B. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili diyor ki o propagandayı ben senin adına yaparım diyor. Bu propagandayı bırak. Bugün Kılıçdaroğlu yaptığı konuşma Arapçaya çevrilmiş. Ağlıya ağlıya seyrettim. Evet. Arapçaya çevirmişler Kılıçdaroğlu'nu Esed ve Şebbihalar ve Ruslar. Esed'in televizyonunda. Tabii Esed'in televizyonunda. Bak diyor Türkler diyor aslında çok iyi insanlar diyor. Kılıçdaroğlu'nu göstererek diyor bunu katiller. Şimdi bu duruma düşmüşsün arkadaş. Burada bir tefrik gerekiyor. Bir ayrım gerekiyor abi. Burada çizgimizi çiziyoruz. O yüzden bu saatten sonra bana bugün efendim Devlet Bahçeli böyle söyledi millet kızıyor ediyor falan. Bunların hiçbir şekilde yatacak yeri yok abi. Doğru. Ben bunları affedemem. Valla bunların abi, derdi davaları. Bu operasyon da benim için bir turnusol kağıdıdır. Hakikaten kimin çocukları oldu bilmiyorum bu insanların. Aynen öyle. Bu ara şunları da hızlıca gidelim. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Herhalde konuşurken tank falan dedim şeyleri. Tabii ki zırhlı araç onlar. Yani en başta söylemiştim. ZP'de zırhlı araç evet. ZP'de de değilmiş. Kirpilerin olduğunu söylüyorlar. ZP'de de değil. Kirpiymiş bunlar. Neyse şey kirpi önemli. Kirpi işte o çok başarılı olan buna. Ben şekil hatırlıyorum. Yani ben şey benim için önemli zırhlı olan. Zırhlı personel taşıyıcı. ZP'de kısaltılmışı. Öyle mi? İsmi kirpi. Eyvallah peki. Bunlar üzerinden bir algı çalışması yapması dediğin gibi tam bir turnusol kağıdı oldu. Bir de böyle hani ölü evinin defçisi, ölü evinin yasçısı, evinin defçisi pozisyonunda olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız tabii çok güzel bir sözdür bu. Ölü evinin yasçısı, düğün evinin defçisi. Her mevzuda falan öne çıkmaya çalışır falan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da benzer şey oldu. Ya sınırda bak o çocuklar, oraya geçmeye çalışanlar, şunlar bunlar falan evet, var. Yunan askeri bugün. İki tanesini öldürdü. Biri çocuk olduğu yazık söyleniyor. Yani. Yaralılar var. Ya açıklaması şuymuş. Şimdi gördüm yani tam da şeyini dinleyemedim falan ama şöyle bir cümlesi var ya. Ekrem İmamoğlu sert konuştu. Yunanistan bu kadar mültecinin maliyetini kaldıramaz diye. Şimdi yani yani fenalık basıyor bazen. Yani ne diyeyim Allah ama, ıslah etsin ya. Cumhuriyetin Allah şu Ekrem İmamoğlu'nun bu cümlesini sert konuşarak Yunanistan bunun maliyetini kaldıramaz cümlesini
Cumhuriyet Gazetesi'nin Allah. Manşetiyle bitirelim. Hakikaten akıl ülkeyi terk etmiş vaziyette. Yani bu CHP'lilerin aklı bu ülkeyi terk etti hakikaten. Başka bir şey yok. Vallahi yani sadece akren değil, başka bir terk etseler de olur. Hiç umurumda değil yani. Ben bu akılla, bu akılsızlıkla bir arada yaşamak istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani şunu, bu şeyden bahsediyoruz ya. Bir sürü şey konuşuyoruz. Detay konuşuyoruz. Yani aynı gemideyiz. Peki. Beraberiz. Abi aynı gemideyiz de ne yapayım abi? Adam almış eline kazmayı. Aynı gemide adam gelmiş güverte dibine kazma vuruyor. Ben ne yapayım bu adamı şimdi ya? Yani aynı gemideyiz. Aynen öyle. Dün çok istiyorsa atla git Masada Ne Var programında Metehan Demir'le Yusuf Alabar da bu Suriyelilerin Yunanistan'a, Rusya'dan kaçan Yunanistan'a yapmış olduğu yardımları detaylarını anlatmıştı. Bugün bayağı konuştu ve birçok yerde fotoğraflar kullanıyor. Onu hatırlatmış olalım. Bir, ikincisi şu fotoğraflar. İşte Suriyelilerin Yunanlılara yapmış olduğu yardım meselesi. Bunun videosu ve şey fotoğrafları vardı. Bunlar konuşuluyor şu anda. Bir de Mevlüt Çavuşoğlu'nun son olarak bu tweetini bitireyim. Avrupa Birliği telefon üstüne telefon. Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Göndermeyin, yapmayın, etmeyin, tutun. Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir tweetiyle bitirelim. Avrupa Birliği, Türkiye bunu Alman Dışişleri Bakanı'na yazıyor. Mevlüt Çavuşoğlu. Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı hangi sözünü tuttu? Ey Heiko Maas demiş. Söylenen 6 milyarın yarısı bile Suriyelilere ulaşmadı. Gönüllü kabul başlamadı. Güvenli bölgeye katkı sağlamadı. Ayrılmak isteyenleri zorla tutamayız. Yıllardır gözlerinizi kapattınız. İşte. Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi. Bravo. Diye Alman Dışişleri Bakanı'na sormuş. Çok ilginçtir. Katipiri de destek veriyor bu mevzuya. Bundan İlginç. Daha da vicdani aynen bir ifade öyle. Bulamazsın ki abi. Peki. Ne yapsın Türkiye hakikaten? Doğru. Günün manşetini daha özeti yapmış adam ya. Aynen öyle. Günün manşetini bitirelim senin. Burada. Yarın saat 11'de bakanımız. Yine gündemi konuşmak üzere karşınızda olacağız. İnşallah hepinize iyi günler diliyoruz efendim.